Evet gençler, herkese merhabalar. Ya bu maç saatleri değiştiğinden beri 8.30 alınınca maçlar bir de aramızdaki fa saat farkı 7 saate düşünce 8'den maçlar 1.30 oldu, bitişleri 3.30-4 benim en yoğun olduğum zamanlar. O yüzden genelde canlı yayınları yapamayacağız mı artık sonra. Neyse, şu anda Beşiktaş maçından sonra izlediğim en enteresan, en olağan dışı derbiydi. Bak, Panku'nun şu Panku dervisi var ya bir tane Panku derbisi. <laughs> abi ondan bile efsane bir derbiydi bence. Ya efsane demeyeyim de o da doğru. O da efsane. Panku kaleye falan geçti ama burada Abi ben böyle bir şey görmedim lan. Ya ben böyle bir şey uluslararası alanda da görmedim yani. Oğlum 10 kişi kalan takım 1-0'dan 4-1'e getirir mi lan maçı? Şaka mı bu abi? İnanılmaz enteresan yani var ya. Neyse hızlı hızlı şimdi başlıkları konuşalım. Redmond'dan başlayalım. Ya bir şapkam olsa da çıkarsam yani. Abi şaka mı ya? İnanılmaz bir şey yani. Bir gol 3 asist. <laughs> Adam bir başta istatistik kastı lan. Go gola kastı istatistiği. Cenk'in golleri çok güzel, kafa golü de güzel, ikinci gol de çok güzel. Hemen hızlı hızlı başlıkları konuşup Galatasaray'a geçeyim. <laughs> yani biz tabii ben gollere ne, tepki vereceğimi de biz Galatasaray'da olarak ne tutuyorduk? Beraberlik mi tutuyorduk? Beşiktaş mı tutuyorduk? Bir garip hisler yaşadım gollerden sonra ama güzel oldu bizim için herhalde. Beşiktaş'ın ya beraberlik de olabilirdi çünkü tam şu an yine Beşiktaş'la 2 puan fazlayız ama Beşiktaş deplasmanına gideceğimiz için çok fark etmez. Beşiktaş kazansa da olur. İkisinden birini tutuyorduk tabii ki biz o yüzden iyi oldu. <laughs> <laughs> Ama hakikaten Fenerler'e üzüldüm ya. Yani böyle bir sonucu kaldıramazsın abi. Şimdi Fenerler başkana kızıyor mesela Ali Koç istifa diye de yani konunun Ali Koç'la bir alakası yok ki. Yani Beşiktaş şey Fener Şimdi söyleyeceğim sana çocuğum. Bizim karşıdan karşıya ya yeşil yanıyormuş lan gerçi. Ben haksızmışım. Pardon. <laughs> Yani başkanı söyleyecek bir şey yok. Fener son yılların en büyük puan ortalamasına sahip. Galatasaray çok ekstra olduğu için onun gerisinde kaldı. Burada ya Fener taraftarı da bence saçmalıyor yani. Abi burada tepkilerin gitmesi gereken bir tane adam var. O da Jorge Jesus ya. Şaka mısın abi sen? Yani tamam şu ana kadar ki puan ortalamasında belki o tutturdu ama yani hocalık gerektiren bütün kritik anlarda Jorge Jesus sınıfta kaldı. Ben Sevilla maçında sinir olmuştum. Ve Sevilla maçından sonra inşallah bu takım 3. dördüncü falan olur dedim. İnşallah da olur yani Jorge Jesus. Ha yani sonra da Beşiktaş'a da sonra saçma sapan Beşiktaş'ın haksız istediği puanlar yüzünden ona da sinir oldu ayrı konu ama yani o Sevilla maçı benim içimde kalmıştır. O seviyeyi eleyemedi Fener. Elindeki turu 80. dakikaya kadar 3 stoper oynamaya devam etti. Arda şey Arda Turan diyecektim. Arda Güler'le Valencia gibi yetenekli adamları gitti 3 stoperi geride oynattığı taktikte Sevilla'nın stoperler arasında boğdu 7-8 kişinin içinde. Sonra stoper çıkarttığında Valencia Arda'yı da çıkartmıştı. Arda'yı şu gün görüyorsun. Hala Arda'yı çıkarıyor. Şaka gibi ya bu hoca. Yani şu an Ali Koç'a mı bağırılır lan Fenerler? Şaka mısınız abi siz? Ya Sevilla'nın ikinci maçı zaten. zaten şu ana kadar verdiği bütün derbiler Jorge Jesus'un ayrı konu Sevilla maçı. Yani Sevilla İspanya 15.si midir, nedir? Eliyemiyorsun ve izliyorsun oyunu. Ya biz oyunu görüyoruz, izliyorsun. Sarıçoğlu'ndaki maçı 80. dakikaya kadar izliyorsun. Risk alman gereken yerde yani Arda'yla Valencia'ya en ihtiyacın olduğu yerde oyundan çıkarıyorsun falan. Rezalet bir hocalık yapıyor bugün 10 kişi takıma. 1-0'dan 4-1 maç veriyoruz. Abi inanılır gibi değil ya bu. Ve bence ilk yarı yani ben burada çalışırken izledim. O yüzden çok maça hakim değildim ama benim gördüğüm kadarıyla Beşiktaş da kötü oynuyordu bu arada yani. <laughs> i̇lk yarıda özellikle. <laughs> ya Beşiktaş kötü oynarken 4-1 maç ya yani Kötü oynuyordu. Tabii gene de net pozisyonlar kaçırdı. Ama bakarım bir karşı karşıyası var. Fener de kaçırdı Valencia'yla. Dediğim gibi çok enteresan bir der. Bak izlediğim en zevkli derbilerden biri. En beklenmedik olayların olduğu derbilerden biri. Gelelim mi tartışmalı pozisyonlara? Başka konuşacağımız şey var ama Arda Güler'i konuşmamız lazım. Bir resital çok iyi oynadı bence. Valencia'yı çok iyi kaçırdı. Redmond'un yaptıklarının bir benzerini Arda yaptı aslında ilk yarıda. Ve penaltıda aslında sarı kart görmesi gerekiyor. İlk penaltıda yalnız o kadar klas attı ki kendini. Ya tam buna bir penaltı verelim dediler herhalde yani. Şimdi gelelim ya onu da bir konuşalım da öyle geçelim. Başka konuşacak bir şey var mı bilmiyorum. Yani. Tamam enteresan maçtı yani. <laughs> Taktiksel olarak çok hakim değilim maça. Çünkü ben dışarıdan çok kopuk kopuk bazılarını geriden izledim zaten. Penaltı pozisyonuna gelelim. Kesinlikle varın çağırması lazım. Şaka gibi ya var. Ya bir de fotoğraflar dönüyor biliyor musun? Bana da atıyorlar Instagram'da yok temas varmış da falan da filan da. <laughs> ya Allah. Im. Yani izlemesek videoyu kandıracaklar yani. Ya bakın. Penaltı almak diye bir şey var evet tamam. Bu penaltı almak değil bu yani. Var olmasa tamam penaltı almak diyeceğim de abi varda izliyorsun işte ya yani adam ayağına düşüyor lan. Ya hangisi önce oldu ona bakılır. Burada darbe Arda'yı düşürüyor mu? Yoksa Arda düştüğü için darbeyi oluşturuyor mu? Ya teması oluşmasının sebebi Arda'nın önceden düşmeye karar vermesi. Arda düşmeye karar veriyor. Topa son Canavi'ye dokunduktan sonra düşmeye karar veriyor. Bunu videoda net görüyoruz. Ya zamanın içinde yaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> zamanın içinde önce olan olaylar neden sonuç çizelgesinde öne yazılır. Tamam mı? Sonraki olay öncekine Etki eder falan dersen bu çok başka bir kafaya gideriz yani. <laughs> Videoda görüyoruz hangisinin önce olduğunu. Videoda Arda önce düşüyor. Sonra gidip Onur'un ayağına temas ediyor. Fotoğrafını çekersen Onur penaltı yapmış gibi gösteriyor evet. Meşru penaltı almak, almalar vardır. Adam ayağını koyar. Sen o darbeyi alırsın. Burada öyle değil. Burada sen önceden düşmeye başlıyorsun. Yani penaltı alınması için senin darbeyle düşmen lazım. Darbeyle düşmen lazım. Düşüp darbeyi almak değil o. Darbeyi alıp düşmek. Bizim meşru penaltı almak dediğimiz budur. Zeki forvetler bunu yapar. Yaparlar hakikaten de aldı penaltıyı deriz. Yani çok da vicdanları insanların ikna olmasa da aldı deriz. Yani öbür ayağını uzattığı için bu da darbeyi aldı ve kendini bıraktı. Penaltıyı aldı deriz. Bu öyle değil. Bu adam düşüyor Arda düşerek sonra darbeyi alıyor. Yani zamanda önce olan o. Ne ya yani bunun yani tam Beşiktaş'ın hakkı yenmemiş oldu da. ikinci penaltıyı daha meşru olan penaltıyı da kaçırdı çünkü Fener zaten bir de zaten maçı da aldı Beşiktaş. Her burada benim anlamadığım şu var yani güvensizlik ortamı o kadar oluşturuyorlar ki. Ya vara şunu nasıl çağırmıyorsun? Ya benim şu gördüğümü var görmüyor mu ya? Oğlum videoyu izliyoruz lan. Hocam burada kendi... Ya gideceksin vara arkadaşım Olmadı yani. Sarı kart vereceksin. Onun dışında ikinci penaltının tartışılacak hiçbir yeri. Orada pen tartışılacak oyuncu Wellington. Yalnız Wellington'u şimdi tartışacağım ben de tartışamıyorum. Maçı Wellington aldı ya bence. Bak onu konuşalım şimdi. Önce bir normal sanki her şey yolundaymış gibi kaderi anlamda Wellington'u eleştirelim. Wellington ne yapıyorsun abi? Amatör maçta yapılmaz bu. Bak amatör maçta Wellington'u yaptığı yapılmaz. Daralmış oyun zaten. Tamam %70 ihtimalle Valencia belki o gol atabilirdi ama 60 hatta biraz daha düşük bence. Penaltıdan daha zor pozisyon. Ya penaltıdan daha zor pozisyonu iptal edip penaltıya döndürüyorsun. Artı bir de kırmızı karta razı oluyorsun. Wellington. Şaka mı bu abi? Diyeceğim. Bir şey diyemiyorum çünkü Wellington'un bildiği varmış. Çünkü ne olduysa ondan sonra oldu. Ya oyun anlamında ve Valencia penaltıyı kaçırıyor. 2-0'dan yemin ediyorum Fenerler'in yerinde olmak istemezdim şu an. Yani Neye kızacağını şaşırırsın ya. Neye kızacaksın abi? Bir kere yani burada Ali Koç'a en, en son kızılması gereken maç. Ya şu maçtan sonra Ali Koç'a kızılmaz. Senin sonunda falan kızarsın ayrı konu da. Atamıyor Valencia penaltıyı. Ya i̇lkine say zaten. Yani i̇lkini hak etmemiştin. Sonra ne oluyorsa. Ya Fener'de oyunu zaten. Yani o ana kadar da. Ama bakalım bir pozisyonun dışında. Daha çok Fener'in hakimiyetinde geçiyor oyun. Ne oluyorsa o andan sonra. Bir anda Beşiktaş çatır çutur pozisyon bulmaya başlıyor. Ya daha başka offside'dan olanlar var. ofsayta e kaldıkları var Cenk'in. Jorge Jesus'un taktiği bir anda ondan sonra patlıyor. Yani 10 kişi kaldıktan sonra patlıyor. Park yeri kavgası var şu anda. <laughs> dikkat dağıtmayın burada konuşuyoruz. Ve bir anda maç 4-1'e geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Redmond'un o ya Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bir şimdi ben ilk 11'e bakıyorum. Beşiktaş gayet güçlü bir takım gibi. Yo hiçbir şey oynamadı yani. 11 11 Beşiktaş doğru düzgün bir şey oynayamadı. Sonra Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Oyunda bu sefer Redmond var. Ve kim bir kişi daha girmedi mi? Ve şey var ha. Antep'ten aldıkları. Aklına gelmedi oyuncunun ismi bir türlü. Her neyse o var. Anladınız. Antep'ten aldıkları iyi oyuncu. <laughs> o var. Ve Beşiktaş bir anda sanki 12-11 oynuyormuş gibi. Kendi 12-11 oynuyormuş gibi. Pozisyonlar bulup çat 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 golleri atıyor. Yemin ediyorum ben böyle bir şey izlemedim ya. Jorge Jesus ne yapıyorsun abi? <laughs> İnanılır gibi değil. Redmond da asla tabii yani biraz sonradan girmesi onun daha enerjik girmesi bu da katkı yaptı diyebilirsiniz ama yani sildi süpürdü bildiğin tek başına böyle bir maça katkı, böyle bir derbiye katkı 10 kişiyken inanılmaz yani. Aklım almadı. Her neyse Fener Beşiktaş maçı böyle. Galatasaray'a geçelim mi? Başka tartışılan bir pozisyon var mı Fener Beşiktaş maçından? Yok. Arda'nın pozisyonu inanılmaz bir Halbuki Halil Buter'in <laughs> ilk yarının sonunda dengesi o kadar da aldı ki. Gitti olsaydı Samuel'e kendini yere atmaktan sarı kart gösterdi. Halbuki alakası yok. Yani kendini yere atmakla alakası yok. Ya penaltı da yok. Evet, Abu da benzer bir pozisyonu. Salah'ın şarjı var. Yani hafif el şarjı var Abu Bakar'a. Orta verse ucuz penaltı dersin. Ama çok bir şey diyemezsin. Ha, Varın çağıracağı hiçbir şey yok. Şeyinki de aynı şekilde. Tamamen kopyası. O sayısam ya niye çağır yani ne gördüğünde kendini aldattığını orada sarı kart veriyorsun. İkili mücadelede düşmüş adam omuz yiyip. Ali Mutmeler de sınıfta kaldı. Arda o kadar güzel kendini yarattı ki o penaltıyı çalmasını bir şey diyemem Ali Mutmelerin ama Var'ın kesin çağırması, müdahale etmesi lazım yani. Evet Fener Beşiktaş böyle. Yani Beşiktaş teplasmanına gideceğimiz için şu anda çok bir farkı yok. Fener'de Beşiktaş'ta bizim benzer rakibimiz ve yarış hala devam ediyor. Hiç aldanmasın yani öyle zaten oyunu da görüyoruz. Galatasaray'ın oyunu düşmeye başladı. Bu hafta biraz toparladık ama şimdi Galatasaray'a geçelim buradan ama Fener Beşiktaş toparlarsa yarış aynen devam eder abi. Hiç şeye gerek yok. Puan kısmına girmeyeceğim ben. Bu Beşiktaş'ın istediği puan kısmına zaten ayrı bir videoda girdim. Ya UEFA çok fazla anlatacağım şey var aslında. Onu ayrı bir videoda çekmek istedim bu hafta da. Var örnekleri var daha önce uygulanmamış. UEFA'dan delil getiriliyor. UEFA bu konuda mutlak otorite değil. Bence bence UEFA'nınki de yanlış. Ama zaten UEFA'nınki de sadece grup aşamasını kapsıyor. Altı maç mesela diyelim çeyrek finali biri kaldı. Çeyrek final maçına çıkmadı. Ta bütün eskiden gelen grup grup maçlarındaki puanları iptal edip ikincinin yerini değiştir. Mesela ikinci olmuş o takım, elenen takım. Alttan yeni tak o maçları iptal edip yeni takımı yarışa katmıyorlar Şampiyonlar Ligi yarışına. Ya orada da yani UEFA'nın da şeyi çok net değil normalde onu beklersin o zaman. Çeyrek finalde bir takım çıkamazsa bir maça. Natural bir sebepten dolayı. Bütün eskileri iptal edersin. Yeni takımı oraya çıkarırsın. Hatta belki oradaki şeyler değişir falan. Ama zaten yani bence öbürü de haklı değil. Kesinlikle oynanmış maç kesinlikle iptal edilmez. Bu konuda da UEFA'dan bir şey falan gelmez. Ya yani burada saçmalık yani. anlaşılması o kadar kolay ki bunun. Şimdi bak Fener'le Beşiktaş yarışıyor değil mi ikincilik anlamında? Fener Antep'i gitmiş deplasmanda yenmiş. Beşiktaş yenememiş. Ya bu şimdi Beşiktaş diyor ki bu ikisini iptal edelim, saymayalım diyor. Kayseri zannediyorum 2 deplasmanda da kazanmış. 2 deplasmanda kazanmış. Yani Beşiktaş puan tablosunun değişmesini istiyor. Tam burada iki adaletsizlikten biri seçilecek. Burada evet adaletsizlik olduğunu kabul ediyorum. Galatasaray iki tane deplasman az oynuyor falan. Bu da bir adaletsizlik ama bu mecburiyetten kaynaklanıyor ve iki adaletsizlikten birini tercih etmen gerekiyor. Puan tablosunu etki etmeyen, puan farklarını değiştirmeyen adaletsizliği seçeceksin. O daha düşük adaletsizliktir diğerine göre. Diğerinde ben puan tablosunu değiştireyim. Bütün hepsini iptal edelim. Saçmalık yani. Tam bir saçmalık. Zaten bu ayda videoda anladım da yani. Bence UEFA'dan falan da kesinlikle bir şey çıkmaz. O turnuvaya özel bir UEFA'nın uyguladığı bir şey. Bence UEFA da onu değiştirmeli bu arada. Yani oynanmış maçı nasıl iptal edilir? Bu arada Beşiktaş'ta işte bir tane maddeyi gösteriyor. 28.3 diye UEFA'nın maddesi. E bir sonraki madde dürüst olsan. Bir sonraki madde de bütün maddi alacakları da iptal olur diyor UEFA. E o zaman hadi Hatay'la Antep'e çünkü TFF'nin aldığı kararda buna da ters bir şey var. Diyor ki Hatay-Lantep'in bütün alacakları tazmin edilecek. Ya yani oynamasa da ligden çekilmiş olsa da bütün alacakları verecek. Hadi ona da itiraz etmesi gerekiyor o zaman Beşiktaş'ın. Bütün şu ana kadar oynadığın aldıkları ve önümüzdeki alacakları bütün alacaklarını iptal etmesi gerekiyor. Bir kere küme düşürülmesi gerekiyor zaten Hatay-Lantep'in o zaman. Ligden çekiliyorsun. Yani rezillik yani ayıp. Niye? Çünkü bu depremden kaynaklı bir şey. Evet burada deplasman kuralından dolayı Galatasaray ufak bir avantaj elde ediyor olabilir. Ba Fener normal. Beşiktaş biraz dezavantaj elde ediyor olabilir. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'da de Beşiktaş deplasmanında seyirci şey içeride seyirciyle oynadı Beşiktaş maçı deplasmanda olsa da pandemi sezonunda. Yani olabilir yani bu pandemi bu ufak tefek ya. Puan tablosu, puan farklarının değişmesini istediği zaman ne yapıyorsun yani? 1 gramlık adaletsizliği Beşiktaş çözmeye çalışıyorsun. Bunu Mehmet Demirkol falan gibiler anlamıyor, aklı ermiyor yani. Onun <laughs> iki adaletsizliği hiyerarşi etmeyi bilmiyor musunuz lan? Tam birini seçeceğiz. Birinde puan tablosu oynuyor. Puan tablo, puan farklarıyla oynuyorsun sen. İkinci de öyle bir şey yok. Deplasman kuralı. Ya sen Beşiktaş 5 beş puan yaklaşmak istemek istemekle Galatasaray a. diyor ki sen diyor Antep'le Hatay deplasmanında 5 puan kaybedecektin diyor. İki maçta 6 puanlık maçta sen 5 puanı kaybedecektin diyor Galatasaray'a. Böyle bir varsayım kabul edilebilir mi? Saçmalık yani. Neyse onu geçiyorum. Oradan da bir şey çıkacağını sanmıyorum ya. Oradan bir kriz çıkarırlarsa bu çok büyük bir rezalet olur yani. Kaldı ki daha önce de örnekleri var. Daha önce de benzer şeyler uygulanmış. Ya uzun bir lig maratonunda bunu böyle uygulamak zorundasın yani. Her takıma. Bir kere Kayseri iki maçı da deplasmanda kazanmış herhalde. Zaten Kay Kayseri mi tam bilmiyorum da. İki maçı da deplasmanda kazanan olabilir falan. Saçmalık yani. Ya Fener düşünüyorum mesela. F düşün yani. Şu anda mesela Galatasaray yarıştan çekilebilir. Yani bir şey oldu. 2-3 hafta takıldı. Fener ile Beşiktaş kaldı şampiyonluk yarışında. Fener Antep'i yenmiş deplasmanda. Beşiktaş Antep'i yenememiş deplasmanda. Bu iki maç niye iptal edilsin? <laughs> ya bunu bunu kimse akıl etmiyor mu ya? Buradan bir puan farkı doğmuş değil mi? Nizami, Meşru o maçlar oynanmış. Hepimiz biliyoruz o maçları. Meşru bir puan farkı doğmuş. Fener iki puan önüne geçmiş Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaş bu, iki puanı geri istiyor. Ya. Yani. Mehmet Demirkoğlu şey diyor. Galatasaray'a Fener'le olsa aynısını demeyecek miydiniz diyor. Galatasaray'la Fener'le de aynısını isteyecekti. Bak rezillik yani. Mehmet Demirkoğlu normalde saygı duyuyorum da. Hayır istemeyecektim abi. Ben bir Galatasaraylı olarak yemi asla aklımın ucundan bile geçmez. Hiç de içime sinmez. Rezil midem bulanır bırakırım yani. Bak Galatasaray o şekilde 5 puan alsın. Bırakırım yani. Futboldan soğurum yani bu tarz şeylerden sonra ben. Yani bu bugünkü var şeyinde olduğu gibi. Ne isteyeyim abi? Ha ya çok şanslıymış falan derim. Beşiktaş'ın şansın oldu derim. Beşiktaş diyelim aynı şekilde deplasmanda oynamış olsun içeride oynamış olsun. Galatasaray deplasmanda oynayıp 5 puan kaymış olsun. Şanslarmış dersin geçersin yapacak bir şey yok yani. Niye isteyeyim abi Galatasaraylı olarak? Ya şunu hiyerarşi etmeyi anlayamıyorlar ya şaka gibi. Puan farkları niye değişsin ya? Puan farklarını koruyor mevcut aldığın karar. Ufak bir adaletsizlik oluştursa da. Sen şimdi bütün puan farkları baştan hesaplanacak. Oynanmış maçlar, kırmızı kartlar görülmüş, deplasman, otel masrafları tutulmuş her şey iptal yani öyle mi? Meşru oynanan maçlar rezillik yani. Bence UEFA'nınki de şey bu arada. 6 6 maçlık. Bu arada UEFA'nın da bir tane ton e, şeyde UEFA bu pandemi döneminde son maça Tottenham mı çıkmıyor? Pandemiden dolayı falan. Orada da oradaki kurala göre uygulamıyor. Başka kurala göre uyguluyor diye bir şey gördüm. Ona da ayrıca bakılabilir. Yani UEFA'nınki de aslında çok şey bir şey değil. Bence o kural da şey yani. 6 puanlık daha kısa bir şey olduğu için belki ama Gene saçmalık abi. Oynanmış maç oynanmış maçtır. Yapacak bir şey yok. Neyse geçiyorum onu. Oradan bir şey de çıkacağını zannetmiyorum. Ya çıksa da çok şey değil ya. Rezillik yani. Soğutan bir şey anlamında. Yoksa Galatasaray'ın en yakın rakibiyle puan farkı. ya şu anda biraz değişiyor. Yani. Şu ana kadar değişmiyordu herhalde. Geçiyorum Galatasaray'a buradan. Şimdi bak o şeyden zaten o depremden Galatasaray ayrıca zarar gördü ritmi bozularak. <laughs> ritmimiz bozuldu abi. Yani Icardi'nin formu form değil. Galatasaray'da neyi konuşmamız lazım? Hakem hatalarından başlayalım. Önce oyundan başlayalım. Ya bence artık to biraz toparlanmaya başladık ama hala düşüşte olan oyuncular var. Şöyle çok güzel bir şey olmuş oldu. Geçen hafta falan bunu anlatıyordum. Galatasaray'ın tek bir 11'i var gibiydi. Dışarıdan girenler katkı veremiyordu oyuna tak mevcut taktiğe. Bu sefer verdi. Okan Buruğu bu sefer kutlamamız lazım. Hatasından ders aldı. Abi bakın yok öyle bir şey yok yani. Yenilirken ben ikinci uyumsuz santraforu sahaya atayım falan. Ya Fatih Terim falan bunları deniyordu. Arada bir maç aldığı da oldu ama dünyada bunu ben deneyen görmüyorum. Yok abi. Taktiğini değiştirmeyeceksin. Mevcut taktikte yenilemeler yapacaksın. Aynen onu yaptı. Yani Gomis'li Icardi beraber uyumlu oynayacak oyuncular değiller. Dolayısıyla arada neye çalıştırıyorum? Dolayısıyla mevcut oyuncuda öyle Yunus'u sol almak falan Konya maçındaki bir iş gerek yok mevcut oyuncuların yerlerin oyuncu değiştireceksin sadece. Onu yaptı ve maçı aldı. Ha, Galatasaray eski formunda mı? Değil hala. Kimler düşüşte? Bir ikarda düşüşte. Ya Mertens geliyor. Ya şu Mertens'le 3 yıllık sözleşme imzalayın. Mertens'i gidin takım kaptanı yapın abi. Bak ben size söyleyeyim. Muhteşem bir ilk yarı ya. Yemin ediyorum hayran kaldım ya Mertens'e. Ya top ayağındayken ayrı güzel. Ayağında değilken Icardi'den enerjik oynuyor ya. 2 aydır oynamayan Mertens Icardi'den enerjik pres yapıyor. Takımı hareketlendiriyor. Top ayağındayken öyle dokunuşlar yapıyor ki Ya bir anda hata kalkıyor oluyoruz yani. Çok güzel dokunuşlar, temaslar, tam doğru paslar, her şeyin doğru yapılışı falan. Ya tamam enerjisi yetmedi ikinci yarıya daha yeni dönüyor maç kondisyonu ama ya muhteşem bir oyun Mertens. hayran kaldım. Icardi on the other hand. Şimdi Icardi'nin biz siz bunu sahada kendinizde de görürsünüz yetenekli arkadaşlar. Yorgunsanız yetenekleriniz çalışmamaya başlar. Yani fiziksel temponuz yoksa yani maç kondisyonunuz yoksa yetenekleriniz çalışmamaya başlar. Görürsünüz yani kendinize şaşırırsınız. Yani ben bunu yapmak istemedim zaten beynimde de bu yoktu ama olmadı vücudunuz gitmez. Şimdi Icardi'nin problemi bu. Yani geçen hafta da bazı bu, bu hafta da bazı şimdi yok yani maç kondisyonu yok. Kaybetmiş fiziksel ritmini kaybetmiş. Şimdi bu kadar fiziksel ritmini kaybetmiş adam artık o bon servisler falan verilir mi? Şu anda soru işareti. Çünkü niye kaybediyor? Orada bir problem var. Ya. Antrenmandan bir problem var ya. Bu Van'dan arayla birleşmesi zaten. Van'dan <laughs> arayla tekrar birleştiğinden beri Icardi fiziksel olarak yok bir defa. Bunu görüyorsun. Sağda. Yeteneklerinde problem yok zaten Icardi'yi bize göstereceğini gösterdi yani. Fiziksel olarak sağlam kalırsa kalır. ya damga vurur Icardi. Sağlam kaldığı bütün maçlara. Bir problem bu. İkincisi bunu nereden görüyoruz? Derine gelmiyor. Yani Kardi en büyük farkı nerede oluşturdu? Biz oyuna katkı ta orta sahalara geliyordu. Öyle dokunuşlar yapıyorduk. İşte bu Mertens'in bu maçta yaptığı dokunuşlardan çok daha iyisini. Öyle şeyler yapıyorduk ki Kardi biz buna hayran oluyorduk. Anlatıyorduk burada. Şimdi baba hiç oyununa gelmiyor. Yani o gücü yok. Derine gelme gücü yok. Arada bir oyun katılımına. Şu anda kopuk santrafora dönmüş gibi tekrar. Onu da güzel bes besleyemedikleri zaman bir iki bulduğumuzda o yapamıyor. Icardi oyundan kopuyor. Bu hiç ayrı alamet değil. Burada bizim şeyden gördüm. ACM'den Twitter'da Mertens sahte 9 olarak denenebilirdi yani tek santrafor. Çünkü Gomis de fiziksel olarak aynı. Gomis denenebilir zaman zaman. Ama tek ileride Mertens Zanyola veya Mertens'in arkasında başka biri. Yani Mertens'in en ileri uçta olduğu şey denenebilir ama Mertens'in oyun katılımına da katkısı daha fazla. Belki Zanyolo en ileride denenebilir. Yoklukta diyorum. Yani Gomis de Orada bir ihtiyacımız olacak. Çünkü pres bizim için önemli bir şey. Bak bizim çalışmasının sebebi bir kere çok iyi bir NDI ve Adana Demirspor yani. Bir şey diyemiyorum. İyi takım. İyi oyun kuruyor. Baskıdan iyi çıkıyor. Ama bu takımın bizim takımın en önemli özelliği baskıda pozisyon bulmaktı topu alarak. Bu sefer alamadılar işte. Pres aksıyor. Burada temposu düşen ikinci bir oyuncu Oliviera ve Mertens benim gördüğüm. Ya onun ya işte bu pres oyununda Boye mesela tam ayağındayken çok iyi işler yapmıyor ama ya Boye çok iyi ya. Kaç tane ikili mücadele kazandı acaba yani? Defansif anlamda çok iyi. Bizi işte buna bütün oyuncuların katkı vermesi gerekiyor diyorduk. Zanyolo o yüzden bu takıma giremiyor zaten diyorduk. Ya. Icardi ile Oliviera da tempo olarak patlamaya başladı. O yüzden işte tam burada kurtarıcı olarak Mitsu'nun gelmesi ki maçın başında yani girer girmez gene çok kötü bir pası tahtası yaptı ama bu iş psikolojiktir. Mitsu'nun psikolojik olarak döndürecektir bu maç ve bu çok önemli. Yedeğe ihtiyacımız vardı bizim. Yani a, tamam yani Olivia'da fena bir sezon geçirmedi ama sona doğru gidiyoruz kopuyor tempo olarak. Icardi fena bir sezon ortada geçirmedi ama kopuyor olarak. Yedeklerin katkısı burada çok önemli. Mitsu geldi muhteşem bir gol. Kafa olarak da umarım dönmüştür. Ben Oliveira'nın yedeğimi biz ondan almışızdır. Çünkü ortada bizim iyi bir yedeğe ihtiyacımız var yani. Daha büyük maçlar falan oynanacak. Beşiktaş'ta falan tempo oyunculara ihtiyacımız var. Yani mesela Başakşehir maçına Mitsu 11'de de başlayabilir mesela. Oliviera'nın yeni biraz Oliviera da dinlensin. İkinci bir oyuncu da Yunus. Ya bu ikisine çok sevindim ben. Yani yedek oyuncuların gelip katkı vermesi çok ihtiyacımız olan şikayet ettiğimiz bir şeydi Yunus. Her şeyi doğru yaptı. Yani girdiğinden itibaren topla bütün buluşmalarında ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı. O da iyi bir sağ açık olarak yani. Şimdi gerekirse mesela Kerem bu kötüydü bence o maçta. Ya şanslı bir gününde değildi. Normalde Kerem'i beğeniyordum ben son maçlarda ama iyi değildi. Şimdi böyle durumlarda mesela Raşit sağ solda Yunus sağda olabilir. Şimdi biraz işte alternatiflerin artıyor. Zanyalo bence hala ilk 11 için hazır değil. Yani girdi o penaltı pozisyonun öncesini o oluşturdu gerçi güzel ama bence zaman zaman elinlerde denenebilir yani o şeyi var. Ya, Santrafor oynayamaz mı Sanyolu? Santrafor oynayabilecek bütün özellikleri var yolda bence. Denenebilir orada yani. Ama yani Yunus'la Mitsu'nun hemen rotasyonu ikilemesi performans olarak Yunus bence bunu biraz daha gösteriyordu zaten. Bence bu çok iyi oldu bizim için. Yani takım moral anlamda da çok iyi oldu. Onun dışında tartıştan pozisyonlara girelim. Okan Vuru'yu benim eleştirmem gereken bir yer varsa Adekugbe, 80 dakika sabretmesi. Ya tamam atletik defansif olarak çok da önemli bir müdahalesi var bu arada. Yani bir şutu engellediği pozisyon var hatırlayın. Defansif olarak ama maç gidiyor artık yani tamam ya puan kaybedeceksin artık risk alman gerekiyorsa. Daha önce oraya Yunus atıyordun hatırla. E tamam Yunus atma ama Kazımcan'ı at oraya artık. Ya, çok geç kaldı bence Kazımcan oyunu almakta. Çünkü Adikuk Bey yani top bizim ayağımızdayken şimdi zaten Boye çok teknik bir bek değil. Diğer bek artık yani bayağı oynamayı bilen adam olması lazım. İlk yarı anlarım uçakları var Adana Demir'in. Bana atletik bir defans lazım. Tamam eyvallah. 60. dakikaya kadar tamam eyvallah. Ama al artık yani 80'i niye bekliyorsun? Mitsu atamasa belki oradan ben bayağı eleştirirdim yani bu orada beklememesi lazım. Onun dışında yalnız oyuna müdahaleleri doğru. Taktiği değiştirmeden oyuncu değişiklikleri yapmak doğru. Bak bu çok büyük bir kazanımdır. Umarım Okan Buruk bundan sonra hep böyle devam eder yani. Bak bir Konya maçındaki aldığı ders. Yok abi ikinci santrafora bak Uyumlu santrafor oynamak. Zanyolu oyunu atıyorsun olur. Icardi'nin yanında olur. Ama Gomis, Icardi Zanyolu olmuyor. Bak, o gerek yok öyle şeylere. Yunus Solbek falan yok abi. Öyle modern futbolda bunu yapan kimse yok. Sen taktiğini işletmeye devam et. Sadece oyuncuları yenile yani. Yorulanı çıkar yerine başkasını koy. Aynı tık kalitede benzer adamlarını kadroda bulunduracaksın. Ve yorulanın yerine yenisini alacaksın. Bak bu oyuncu enerjik oyuncunun oyuna katkısı az bol bir şey değildir. Redmond'u gördün işte. Redmond'u. Ya maçın başında olsa belki de o kadar katkı yapmayacaktı ama sallanan bir oyunda sağlam bir oyuncunun girmesi nasıl katkı yapıyor? Redmond Gezal'in 3 katı topçudur diyebilir misin normalde? Yok diyemezsin. Benzerdir yani. Ama 3 katı katkı yapabiliyor sonradan oyuna girip o enerjik haliyle. O yüzden bence bu en temel alınması gereken ders yani. Kadronda belli bir taktiği oturttuktan sonra o şablonu uyan, uyan birbirine yakın oyuncular olacak yetekte. Şimdi Yunus da Mitsu'nun buna ısınması lazım. Bence o açıdan çok güzel oldu bu maç. Gelelim tartışmalı pozisyonlara. Çok yaygara koparılan Adekugbe'nin pozisyonu kesinlikle bence kırmızı kartla alakası yok. Net bir sarı kart. Ne alaka? Niye kırmızı kart olsun yani? Daha net bir dengesiz geliyor. Darbe göstermiyor bize net bir darbe. Kırmızı kartlık gibi. Bence o kesinlikle sarı kart. Mertens'in pozisyonu bence turuncu. Çünkü orada bir darbe de var gibi duruyor. Yani direkt orta hakem atsa ben bir şey diyemem. Ama yani turuncu olduğu için net olmadığı için varın çağırmaması doğru. Emre Akbaba'nın pozisyonu da herkes kırmızı dedi ama bence o da turuncu. <laughs> yani şimdi yani geçen hafta Duboya çağırmayan Emre Akbaba'ya çağırır mı? Ya tamam bu şeyden daha koyu bir turuncu Mertensink'inden biraz daha koyu turuncu artık. Çağırabilir, atadabilir bir şey diyemezsin. Ama ve bence yani niyet iyiliği var bir. Tam yani niyet iyiliği artık kuralda aranmıyor. Yaralayıcıysa kırmızı kart. Doğru mesela geçen hafta Ahmet'in niyeti iyi de olsa net kırmızı karttı. Ama burada ya birçok hakem yorumcusu kırmızı kart dedi ama bence kayıyor, basıyor, kayıyor. Kavala gitmiyor. Biraz daha bileğe doğru basma var. Çok net bir kırmızı kart olduğunu ben onu da düşünmüyorum açıkçası. Baya ona şey yaptı Galatasaray ama yani zaten geçen hafta Dubai'ye vermeyen bunu çağırmaz abi zaten. Yani Dubai öldürülecekti geçen hafta. Ve biz bu yüzden 3 puan kaybettik. Dubai pozisyonu yüzünden biz 3 puan kaybettik yani. 70 dakika falan herhalde 10 kişi oynayacaktı Konya. Şimdi ona çağırmayan buna falan çağırmaz. Yalnız bu Vardan ben rahatsızım. Yani özellikle bugünkü Arda'nın pozisyonu. Geçen hafta Dubuha'nın pozisyonu. Geçen hafta Osayi'nin pozisyonu. Yani bu ve mesela bu Adekuk benim pozisyonuna kırmızı kart falan demişler şeyde. Yayıncı kuruluşta. Yani şaka mısınız? Ya? Yani Lale orta orayı aradığından beri bir işler bir garip gidiyor yani. Bu yayıncı kuruluşla var işleri bir garip gidiyor yani. Ne alaka yani? Hadi benim pozisyonu kırmızı kart. Gerçi onlara göre üçü de kırmızı kalmış. zaten maça ilk etki eden pozisyon Emre Akbaba'nın pozisyonu ama bence üçü de yani Mertensinki turuncu, Emre Akbaba'nınki turuncu evet. Yani hakem ikisine de kırmızı versin bir şey diyemezsin. Hadi benimki temiz bence. Onun dışında oyunda değerlendirilir. Kerem Gül'ün de değildi. Raşit Sayı'ydı. Yani Raşit tekrar riskiye dönüyor. Ya bu Raşit saya güzel bir kum. Yani 7'lere 8'lere falan alınabiliyorsa iyi oynadığında çok iyi oynuyor. Bak defansif katkısı o kadar fazla ki yemin ediyorum bir bek kadar defans yapıyor ya. Boye kadar defans yapıyor biliyor musun? Boye bunu o kadar seviyordur ki. Boye kimle oynamak istiyorsun desen sabaha kadar Raşit Sader. Ya kaç kere Boye yok Raşit bek gibi top alıyor lan. Sağ bekli top kazanıyor falan. Korner dönüşü atak yapacak Adana Demir. Boye'den önce Raşit dönüyor. Gördün mü bunu lan ben gözümde? <laughs> Yani hücuma da katkıları iyi. İyi de şutör. Bak daha şutörlüğünü görmedik Raşitsa'nın biz. İyi de bir şutör aslında. O yüzden Raşit Raşitsa'nın bonservisi. Yani evet yani baya dengesiz kötü geçirdiği bir 2-3 ay oldu. 2 ay falan oldu o yılbaşı dönemi. O bir soru işareti oluşturmuyor değil. Ama tekrar biraz dönüyor eskiye gibi. Bence Raşitsa bonservisi alınabilir. Onun dışında Galatasaray %70 ile oynuyor sıkıntı zor maçlarda bu sıkıntı Fatih Karagümrük maçında da sıkıntı olacaktır. Ta Adana Demir bayağı iyi bir takım. ND'ye orta sahada kendi çok iyi oynadı. Ama yani kritik devam ediyor. Icardi kendini bulsa, Mertens tekrar maç kondisyonunu yakalasa, Raşitsa hala ilk birinci Raşitsa gibi değil. Ona dönse Kerem biraz kendini toparlasa tamam diyeceğim. Aynı şekilde devam edebiliriz ama sol beklerde bir sıkıntı var yani. Kazımcan evet iyi oynayacak ama defansif olarak ne kadar zaaf açacak onu da bilmiyoruz. Neyse güzel bir galibiyet oldu ve geri dönüş başladı. Şimdi Galatasaray bir daha araya giriyor. Bay arası bu sefer. Galatasaray'ın araları bitmedi. Bir de puan tablosu hesaplamada benim anlamadığım bir şey var. Galatasaray'ı aldatan bak Galatasaray'ları aldatan bir puan tablosu var. Tamam mı? Bu niye böyle ben anlamıyorum. Şu anda Beşiktaş'ın Hatay'la Antep'ten aldığı bir 6 puan var. Fener'in de Hatay'la Antep'ten aldığı bir 6 puan var. Bunları eklemiyorlar. Şimdi Galatasaray'ın alacağı 3 puan var. Sadece Hatay kaldı. Antep'ten aldı zaten Galatasaray. 3 puan alacağı var Galatasaray'ın. Onu da saymıyorlar. Fener'in alacağı 6 puan var. Beşiktaş'ın alacağı 6 puan var. ya. Yani maç fazlasıyla Fener'e 6'sını eklersin. Beşiktaş'ta 6'sını eklersin. Galatasaray'da 3'ünü eklersin. Niye bunu eklemiyorlar şu anda da? Puan tablosu bu şekilde diziliyor. Herkes böyle yapıyor. Hiç anlamıyorum ha. Ne olacak yani? Değişe bir ihtimal olarak Beşiktaş'ın Hatay maçını kaybetme ihtimali mi var? <laughs> Fener'in Hatay maçını kaybetme ihtimalim var. Yok bitmiş işte zaten veriliyorsun. Verilmiş önceden ve dağıtın işte puanları önceden. Niye şu andaki puan tablosuna göre biz bakıyoruz abi? Zaten farklılıklar var. O maç oynama sayılarında zaten farklılıklar var. Tamam yani herkese puanlarını dağıt ona göre görelim. Daha sayıları aldatıyor bak şu anki puan durumu. Üçer tane yazın oraya Fener'e Beşiktaş'a. Fener'le taşta Beşiktaş puan farkımızı üçer tane indirin abi. Maç fazlasıyla olabilir önemli değil. Kaldı ki maç fazlası da olmuyor yani. Galatasaray'la Fener'in zaten maç fazla durum var. O eşitlenecek. Öyle değil. Temiz görelim yani. Şu an Galatasaraylar en iyi senaryoyu görüyor. Ya Beşiktaş da Fener iki haftayı 3'er puanla geçecek. Senin öyle bir haftan kaldı sadece. O yüzden bence o aldatıyor. Puan tabloları da niye öyle hesaplanıyor anlamıyorum yani. Garanti verilmiş puanların dağıtmıyorlar yani. O enteresan. İki maç eksiği var yani. İki maç az oynayacaklar. Evet öyle. Onun dışında bence hiç öyle lig falan bitmedi. Aynen devam ediyor abi. Böyle 3 puanlı sistemde. Galatasaray daha Beşiktaş deplasmanına gidecek. Çok önemli. O yüzden hiç gevşetmeden aynı şekilde devam etmek lazım. Bence çok kritik bir 3 puan aldık yalnız. Hala zor maçlar devam ediyor. Galatasaray'a bakalım eskisi. Bugün eskiye dönüşle, de... bugün değil dün, eskiye dönüşle ilgili bize bir ufak vibe verdi. Ama hala o dönüş devam edecek mi? Bundan emin değiliz. Icardi soyunma odasına gitmiş falan. Mutlu dönecek mi? kondisyonunu toplayacak mı? Vanda ile bir Bak ara... ayrılsınlar. Şampiyonluğa gidin basın bütün şeyi. <laughs> i̇ddia da iddia yönlendiriyormuş gibi olmayayım ama yani Vanda ile ilk ayrılırsa Galatasaray şampiyon olur. Başımıza bela oldu bu Vanda Nara. Ayrılamadı bir türlü. Oğlum ayrılın tamam. Ünlüler bir süre sonra ayrılırlar. Siz de ayrılın tamam yani. <laughs> şaka mı bu? Tesadüf mü bu yani? Icardi Vandana ile ayrıldığında resital yapıyor. Bandana ile birleş, birleşince tekrar gol asist yok ve oyunda da yok yani. Mertense şapka çıkarıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Muhteşem bir ilk yarı. Özveri, pres her şey var. Abi 35 yaşındaki adam Mertens'in matadan büyük olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mertens'in matadan büyük olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ve bunun üstüne Mertens 2,5 ay top oynamıyor. Geliyor presin en etkin oyuncusu oluyor. Top bizdeyken de en atakları açan oyunu en zeka katan oyuncu oluyor. Muhteşem. Muhteşem yani. Onun dışında Nelson muhteşemdi. Yani Abdülkerim bana çok güven vermiyor açıkçası. Bak yine bir pozisyonda. Hangisiydi ya? Herhalde Adekul benim kestiği pozisyon muydu? Tam hatırlamıyorum ama yanlış davranıyor yani. Bence Nelson'a güveniyor biraz yani. <laughs> yani Abdülkerim bende biraz soru işaretleri oluşturmaya başladı. Yani Top, topu iyi kuruyor. Yani anladım da defansif olarak ağırlıklar, bazı tercihleri falan soru işareti. Nelson iyiydi. Boye fena değildi. ya defansif anlamda çok iyiydi de. Top ayağındayken biraz daha zeka. Yani onlar çalışılabilir ya. Şunu tercih et. Yani bir kişi varsa ortayı tercih etme. Kerem girmemişse ortayı tercih etme. Onun dışında Olivier'a da biraz düştü. Orada da bir alternatife ihtiyacımız var. Öyle. Galatasaray'da öyle. Bakalım umarım dönebiliriz yani. Hemen bakıyorum Galatasaray Fener. Her şeyi konuştuk. Ee, Beşiktaş maçı inanılmaz bir maçtı bugün <laughs> yani hakikaten Fenerlerin yerinde olmak istemezdim ama Ali Koç şu anda en son bağlayacak kişi Jorge Jesus. Her şey ona yazar. Sevi Yamaca'nın maçının katili de o. Ya Fener UEFA kupasını alabilirdi ya. Ya sen söylüyorum bak bunu? Sen Ben Fener'i mesela Fener finale çıksa UEFA'da finalde belki desteklemem Fener'i. Samimi konuşmak gerekirse? Yani o bizde kalsın diye düşünebilirim. Belki orada bile yani alırsa da Fener ha, tamam yeter artık biz de artık şu şeyden kurtulmuşuz. Yüzyılda bir tane kupa almışız. Biraz Şampiyonlar Ligi hedefimizi kesiyor falan. Belki onu da derdim ama orada desteklemez. Onun dışında finale kadar ben Fener'i desteklerim UEFA'da. Ve burada Sevilla elinden kaçıyor. Ligin 15.siz. Normalde başarısız bir takım. 80 dakika 3 stoperle bunu izleyen bir hocan var. O kadar sinir olmuştum ki o gün ona. Bugün bunu hak etti. Bugün de 10 kişiye 4 tane gol yiyorsun. Taktiksel olarak oyunu tutamadığın için. Sende olan oyun olmasına rağmen. 7 milyon euro. Bir şey çorak edeceğiz. İnanılır gibi değil. Buradan da şuraya gelelim. Arkadaşlar sayılar. Bak şu Okan Buruk'a bak ben söylüyorum ki Azimcan geçen hafta rezillik yani hamleleri. Okan Buruk'un ayrı konu ama. Bak yerli hocalarınıza sahip çıkın. Bak bu hocalık bu yabancı hocalar çok abartılıyor. Bak samimi söylüyorum bunu Fatih Terim için de düşünüyordum ben. Ya Fatih Terim Fatih Terim olduğu için Fatih Terim yerinde yabancı bir olsa 10 katı efsane ilan edilir yani normalde çok abartılıyor. Biz yerlileri böyle futbolu bilmiyor falan zannediyoruz. Al Jorge Jesus'u gördün ya. Ya dünyanın en ünlü hocalarından birinin yaptığı işleri görüyor musunuz? Torrent severciler geçen sene. Bizim böyle bir torrent severcilerimiz vardı geçen sene. Böyle o şey entel tayfa. Lan gördük torrenti lan. Barcelona'da gördük. İzledi izledi. Hiçbir şey yapmadan Barcelona'yı izledi. 40 dakika boyu risk alamayan, oyuna müdahale edemeyen izledi. İyi bir efendim. Kerem'e çok şey katmıştır Torrent. Doğru. Niye? Çünkü Torrent bir yardımcı hoca. O belli şeyleri çok iyi yapabilir. Fatih terim döneminde o takımı çok daha iyi oynuyordu. Torrent'in takımından. Neyse. Yani burada Jorge Jesus'u da gördünüz. O yüzden yani burada yerlere fatura hemen kolay çıkar. Yani Okan buraya 1-2 gidebilir. Belki şampiyonluğu kaçırabiliriz. Yani son maça geldi. Ya bilmiyorum kaçırabilirsin. 230 2-30 puan ortalamasıyla kaçırdım mesela Okan Buruk şampiyonu ortalamasını. Yerler muhtemelen yemeyin oğlum. <laughs> yemeyin kuzum. Yani yerli hocalara hem daha az para alıyorlar. Hem de öyle uçuk kaçık farklar falan yok. O tamamen ne kaynaklanan farklar. Saman farklar yani. Hiçbir gerçek anlam yok. Bunu görüyoruz işte. Jorge Jesus'tan görüyoruz. Torrent'ten gördük. Daha önce de bunu defalarca şey gördük yani. Ben yerli iyidir diye bir şey de demiyorum. Yok. Hoca'nın İyiyse iyidir, kötüyse kötüdür. Onu sahada görürsün yani. Jorge Jesus rezalet bir hocalık yaptığı bir sürü maç var. Bak genel anlamda Fener'i baya güzel puan ortalaması yakalattı. Ayrı konu. Ama derbilerin hepsinde çok kötüydü. Galatasaray'a hiçbir çözüm üretemedi. Okan Burak'a karşı mat oldu. Bugün 10 kişiden maçı verdi. Sevilla maçının mutlak favorisiydi Fenerbahçe. Adı Sevilla olunca korkuyoruz. Lan ligin bu, 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 bu yıl en kötü dönemi lan. Kaldı ki gördünüz işte ilk, ilk seviye maçında ilk yarıda Fenerbahçe ne kadar şanssızdı yani. Ezdin. 3 stoperle oynuyorsun 80'e kadar. Neyse yoruldum. Enteresan bir haftayı geride bıraktık. İnşallah Galatasaray şampiyon olur abi. Bakalım. Hayırlısı.